Ekin Chips ve Anka Home Furniture ana sponsorluğunda Londra Aktüel devam ediyor. Geçtiğimiz hafta Kingsbury bölgesinde Mir Ocakbaşı Restoran görkemli bir açılışla kapılarını müşterilerine açtı. Bölgede süpermarketleri bulunan ve bilinen bir aile tarafından yönetilen bu mekanın açılışındaydık. Biz de yerimizi aldık. Çok güzel bir açılış biraz önce gerçekleşti. Yanımızda da Mir Ocakbaşı Restoranı'nın sahibi işletmecisi Yusuf Çağan bizlerle birlikte. Biraz önce açılışı da yine abileri Süleyman Çağan gerçekleştirdi. Maske Holding yönetim kurulu başkanı kendisi. Tabii ki siz bölgede hemen yanında büyük bir süpermarketin sahibisiniz. Evet. Bölgede bilinen bir firmasınız aslında. Evet. Bugün de güzel bir restoranın açılışını yaptık. Hayırlı olsun diyelim. Sağ olasın, teşekkür ederiz. Şimdi isterseniz birazcık bölgeden bahsedelim önce. Ya bölge 2013 yılından beri bu bölgedeyiz. İşte bu market Mir Food Center'ın sahibiyim. 2013'ten açıldı. Bölge olarak potansiyel vardır. Bunu gördüğümüz için Mir Ocakbaşı açmamızı istedik. Yani olur, işimiz yoğunlaşır diye. Yapacağımızda eminiz. Çünkü şeflerimiz tanınmış bir şekilde lezzet tat konusunda uzmanlar. Uzmanlar, evet. Biz zaten biraz önce çekimler yaparken şimdi hala çalışıyorlar. Güzel lezzetler çıkıyor. Şimdi Süleyman abi, sen de bugün buradasın. Yalnız bırakmadın. Senin de duygularını alalım. Şimdi başta buraya gelen bütün, açılışa katılan bütün insanları gerçekten buradan teşekkür etmek istiyorum. Şimdi biz aile olarak aslında bir 25 yıllık bir bu bölgede bir geçmişimiz var. 25 yıl önce ben kendim 25 yıl önce bu bölgede retail olarak çalışmaya başladık. Burada iş yapmaya başladık. Bölgede de tanınmış bir aileyiz açıkçası. İnsanların talebini de açıkçası göz önünde bulunduraraktan böyle bir restoranı açma kararı alındı. Restoran sahipleri kardeşlerim Yusuf ve Memik Çağan. Burada şu anda teşekkür ediyorum ve tebrik ediyorum başarılarından dolayı. Yani bu mutfak açıkçası biraz Akdeniz mutfağı. Bu bölgede de yeterince bir Akdeniz mutfağını gerçek boyutuyla yansıtan herhangi bir restoran yok. Dolayısıyla biz burada bu restoranda Akdeniz mutfağını daha da güçlü kılacağımızı düşünüyoruz. Şeflerimiz 20 yıllık tecrübeleri olan ve o konuda da aslında kendilerini kanıtlamış şeflerimiz var. Dolayısıyla onların da vereceği hizmetten, tattan dolayı güveniyoruz. Dolayısıyla umarım önümüzdeki süreçte bunların devamı olacaktır diye düşünüyorum. Harika, tabii ki şimdi buradaki bölge halkını da o lezzetlerle tanıştıracağız diyorsunuz. Evet. Şimdi birazcık bölgeyi değerlendirirseniz, uzun yıllardır burada bilinen bir aile izlediniz. Şimdi kimler yaşıyor efendim burada? Bu bölgede işte genellikle Araplar vardır, Avrupalılar vardır, İran ve Afganlar vardır. Onlar da zaten Türk kebabını biliyorlar herhalde, değil mi? Aynen, biliyorlar. Onlar zaten biliyor. Türk mutfağını biliyorlar onlar. Evet. Onun için beğeniyorlar yani bu tür yemekleri. Siz de o yüzden burada, evet, artık Türk kebabıyla, şimdi onların da kendine benzer belki de mutfakları var ama bizim kendi kebabımız gibi olmuyor, değil mi Süleyman? Evet, kesinlikle. Yani onların şeyi, lezzeti ve şeyi biraz daha farklı. Yani bizim baharatlardır, soslardır çok çok daha farklı. Şimdi bu bölgede daha çok işte Yusuf'un da belirttiği gibi şey var. Yani ağırlıkta Arap, Orta Doğulu Araplar var.
İranlı, işte Afganistanlı, Türkler, Kürtler, yani karışık bir kozmo, bir şey var, bir yapı var. Dolayısıyla bu yapıda hepsi de bu lezzeti çok beğeniyorlar. Yani beğendiklerinden dolayı da başarılı olacağımıza inanıyoruz yani. Süper. Şimdi tekrar hayırlı olsun diyelim. Sağ olun, teşekkürler. Büyük de bir süpermarket var. Evet. Başka da var sanırım. Var. Başka şube evet. De var değil mi? Haro bölgesinde bizim ikinci bir şubemiz vardır. Mir Food Center. Burada da aynı şekilde 24 saat bu her iki şubemiz. 24 saat hizmet veriyoruz. Çok şükür işlerimiz de iyidir bu konuda. Yani daha da ileriki zamanlarda şu an restoran sektörüne başladık. Evet. İnanıyorum ki ne gelecekte de şubeleri çoğaltmayı düşünüyoruz yani. Evet, önümüzdeki süreçte bu da günden güne büyüyecek diyorsunuz. Biz tekrar hayırlı olsun diyelim efendim. Evet, hayırlı olsun. Yani buradaki hem yaşayan insanlar için hayırlı olur, hem işletme sahipleri için hayırlı olur. Ve biz de açıkçası bütün dostları, bütün bizi tanıyan ya da tanımayan insanların bu lezzetin tadına bakmalarını öneriyorum ve davet ediyorum açıkçası. Efendim şimdi şefi çok övdüler. Hasan abi bizlerle birlikte seni tanıyalım abi. Etleri de yakmadan. Abi benim ismim Hasan Sağlam. Evet. 20 yıldır restoranda çalışıyorum. Öyle mi? Evet. Bayağı sıcağın yani. Önünde çalışması zor değil mi abi? Zor abi. Zor, kolay değil. Hasan abi bir yandan da şimdi etler pişti herhalde, tam kıvamına geldi mi? Evet, şu anda kıvamında, çekmek zorundayım. Hem konuşalım hem çekelim. Hem konuşalım hem çekelim diyorsun. Evet. Tamam abi. Şimdi kaburgalar hazır. Başka ne var? Kaburga mix oluyor. Pirzola, kaburga mix. Bir tane de pirzolamız var. Böyle arkadaşlar yabancı olmadığı için bol veriyoruz bugün. Evet. Bir yandan da balık da var. Balık da var. Başka ne var efendim menüde? Menüde her çeşitler. Salmon var, sibrim var, kalamar var. Çeşitlerimiz çok şu anda. Evet. Kebap çeşitlerimiz Adana, çikim beyti, lemşiş, pirzola, kaburga. Çeşitlerimiz var bayağı. Çok teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin teşekkür abi ederim. Sana. Ben teşekkür ederim. Şimdi açılışa gelen misafirlerin masasına konuk olduk efendim. Mezelerin tadına baktınız. Yemekler de geliyor yavaş yavaş. Nasıl buldunuz öncelikle restoranı? Her şey çok güzeldi. Lezzeti de çok güzeldik, çok beğendik. İlk defa mı geliyorsunuz? Evet, ilk defa geliyorum. Sizi tanıyalım birazcık. Mercan ben. Kız kardeşleri oluyorum. Öyle mi? Evet. Harika. Efendim sizi de tanıyalım. Ben Ayşe. Yusuf'un eşiyim. Benim favorim ciğer. Ciğeri çok güzel yaptıkları için burayı tercih ettik diyeyim. Çocuklarımla gelebileceğim güzel bir mekan. Güzel yemekler, çocukların sevdiği yemekler. Herkesi bekleriz. Efendim sizi birazcık tanıyalım. Merhaba, ben Ayşe Çağan, Memik Çağan'ın eşiyim. Geldik buraya ailecek, çok güzel, çok lezzetli yemekler. Kendi yeriniz diye söylemiyorsunuz yani. Yok, hayır. Çok lezzetli her şey. Eti çok güzel, lezzetli. Tadı her şey çok mükemmel, lezzetli yani. Gelsinler, kalsınlar, baksınlar, her şey çok güzel. Merak edenler gelsin. Sizin favoriniz hangisi? Ben döneri daha çok seviyorum. Et döner. Yaprak döner yapıyorlar. İkisini evet. Kendileri burada takıyorlar, hazırlıyorlar. Her şey çok güzel, lezzetli yani her şey. Beklerim herkesi. Çok teşekkürler, çok sağ olun. Teşekkür ederim, sağ olun. Efendim şimdi bu işletmenin mimari projesini yürüten Kenan Kara ile inşaatını başarıyla tamamlayan İsmail Yiğit bizlerle birlikte. Önce size soralım, nasıl olmuş, beğendiniz mi? Güzel olmuş, beğendim. Gayet başarılı. Yemekler nasıldı? Yemekler çok güzeldi. Döner özellikle öneririm. Yaprak döner güzel olmuş gerçekten. Siz efendim inşaat aşamasını isterseniz birazcık konuşalım. Nasıl, zorlu bir iş miydi süreçte? Biz buraya girdiğimizde burası çok darmaduman bir yerde. Kenan Bey de biliyor. Dört duvardan ibaretti. Elektriğinden,
gazından, yerinden, tavandan, aydınlatmasından her şeyle ilgilendik. Sonuç ortada gördüğünüz gibi. Gurur duyuyoruz kendim, ekibimle ve kendimle ilgili. Kenan Bey'e de teşekkür ederim. Emeğe geçen bütün dostlara, arkadaşlara ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Mekan sahibine hayırlı olsun diyoruz. Yemekler çok güzel, lezzetli. Yemeklerini yedik, güzel. Dilerim her şey başarılı olur, her şey güzel olur. Herkesin gönlüne göre olsun. Hem çok sağ olun.